Merhaba sevgili arkadaşlar. Ne zaman ondan bahsetsem, ne zaman bir kitabını elime alsam, ne zaman bir şiirini okusam, ne zaman onun yazdığı bir şarkıyı dinlesem içimi hüzün kaplar. Bir acı gelir ta şuraya yüreğime göğsüme oturur. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Sebahattin Ali'den. Ve Sebahattin Ali'nin Sırça Köşk isimli ...eserinden. Nereden girelim? Şimdi Sabahattin Ali'nin... ...Kürk Mantolu, Madonna... ...Kuyucaklı, Yusuf... ...işte içimizdeki şeytan... ...birçok romanı çok fazla bilinir. Özellikle demin bahsettiğim... ...üç eseri çok bilinir, çok okunur... ...çok konuşulur. Evet... ...hepsi birbirinden güzel eserlerdir. O eserler de... ...yani bu kadar tanınmanın hakkını veren... ...içini dolduran eserlerdir. Hepsine eyvallah. Ama... Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk isimli eseri benim için çok farklı bir eserdir. En sevdiğim, en beğendiğim, okurken böyle içimin resmen acıdığını hissettiğim ve kitabı ne zaman okuyup bitirip şöyle bir köşeye kaldırsam yani içimde bir acının, bir acı tortusunun kaldığı bir eserdir. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk isimli eseri. Eserde arkadaşlar 13 tane hikaye var. 4 tane de masal var. Ve hepsi kısa kısa hikayeler, kısa kısa masallar. Evet çok kısa ama içi o kadar derin ki, o kadar geniş ki küçücük böyle sanki bir göl gibi ayağınızı atıyorsunuz ama böyle derin bir denize dalmış gibi hissediyorsunuz. Sanki böyle girsem karşı kıyıdan çıkacak bir ırmak gibi zannediyorsunuz ama böyle karşıya geçmeye kalktığınızda sanki bir okyanusu geçiyormuşsunuz gibi bir türlü anlam okyanusunun öteki sahiline geçemediğiniz çok derinlikli, çok nitelikli hepsi birbirinden harikulade efsane eserler. 41 yaşımızda 41 yaşında hayattan kopartılan aramızdan ayrılan maalesef acı bir şekilde katledilen bu büyük değerin bu eserini yıllar önce okumuştum. En son 2016 yılında okumuştum. Hala o okumanın içimde yarattığı acının tazeliğini hissederken işte bir davet geldi. Dediler ki hocam Almanya'da Hamburg'da Sabahattin Ali'nin bir anma programı var dediler. Orada bir Türk derneği davet etti. Dedim ki o zaman beni en çok etkileyen eseri Sırça Köş eserini bir daha okuyayım. Okudum, bitirdim. Böyle hislerimin, duygularımın, düşüncelerimin böyle çok yoğun olduğu bir anda eseri sizlerle paylaşayım. Ardından yolculuğa çıkayım ve gideyim Avrupa'da Sabahattin Ali ile ilgili hem duygularımı, düşüncelerimi paylaşayım hem de onu ...ananlar arasına katlayayım... ...istedim. Sebahattin Ali'nin önce bu eserlerindeki... ...bütün hikayeler... ...ve masallardan şöyle birer... ...cümle geçmek istiyorum. Evet içinde Portakal isimli bir hikayesi var. Okuduğunuzda göreceksiniz... ...nasıl bu toplumda maalesef... ...ticaretin yalan ve dolandan... ...ibaret olduğunu. Dışarıdan bakıldığında... ...erdemli görünen o insanların... ...söz konusu para mal, mülk olduğunda nasıl başka bir kimliğe büründüğünü Portakal isimli hikayesinde. Beyaz bir gemi. Başlıklarını söyleyerek birer cümleyle geçeceğim arkadaşlar. Beyaz bir gemi hikayesi. Ya orada ressamlar işte boğaza yanaşan yabancı bandrollü bandrallı bir yani yabancı bayraklı bir geminin resmini çizerler ve sonra o ressam oraya gider adeta bir dilenci gibi yani toplumda değeri bilinmeyen yaşamak için gerekli olan şartlara, maddi imkanlara sahip olmayan sanatçıların yabancılar karşısında düştüğü o durum İnanın samimi söylüyorum okurken sanki oradaymışım ve ben bunu yapıyormuşum gibi utandım yüzüm kızardı. İşte bu yüzden sevilmedi Sabahattin Ali sanatçılar yazarlar arasında. Çünkü onların duymak görmek istemediklerini yüzlerine vurdu bu eserinde. Katil Osman isimli eseri. Katil Osman'da mahalle baskısının nasıl bir şey olduğunu bu kısacık öyküde göreceksiniz. 40 yıl deli dersen deli olur. Katil dersen katil yaparsın. Toplumun bir insanı nasıl alıp götürüp aslında olmak istemediği kişi haline getirdiğini Katil Osman isimli kısa öyküsünde, hikayesinde göreceksiniz. Hele orada bir böbrek hikayesi var. Hele orada bir böbrek hikayesi var. Hele bu kitapta bir böbrek hikayesi var. Yemin ediyorum size vallahi de billahi ya okudum. Canımın yarısı gitti ya. Böbreğim var ya o hikayeyle beraber benim böbrek de gitti. Anadolu'nun Nevşehir'inde Urçra bir köyünde taşradan kalkmış çaredir diye büyük şehre gelmiş bir hastanede bir doktorla başlayan ilişkinin nerelere vardığını okuyacaksınız. Kahredeceksiniz, lanet edeceksiniz. Allah belasını versin böyle düzeninde, sisteminde, deminde, devranında diyeceksiniz ben dedim. Anlıyorsun niye Sebahattin Ali'yi sevmedi bazı insanlar? Çünkü böyle kabuk tutmuş yaralarımızı böyle kaldırıp içindeki cerahati gösterdi. İstemedi insanlar bunu görmek. Tatlı, süslü, ninni'li masalları dinlemek istediler, ninni dinlemek istediler, uyumak istediler, uyutulmak istediler. Uyanın lan uyanın. Uyanın görün yaşadığınız yokluğu, acıyı, sefaleti dediği için kızdılar, öfkelendiler, kudretliler, devletliler, Sabahattin Ali gibi naif ve vicdanlı bir yazara. Böbrek isimli eseri. Yemin ediyorum size ya böyle bir şey yok ya. O kısacık eserin içerisine bu kadar acıyı nasıl sığdırdım be adam? Ama sığdırmış. Okuyunca anlayacaksınız. Cigara e hayatın bir evde yaşayan, köşkte yaşayan, konakta yaşayan çocukları var ama bir de sokakta yaşayan, ıssız izbelerde yaşayan, hayata tutunmaya çalışan, eğitimden, edepten, aileden her şeyden yoksun çocukların hikayesi, bunları dile getirirdi Sebahattin Ali. O yüzden sevmediler. Millet yutmuyor isimli hikayesi açlık, sanat, hayata tutunma, sanatın çaresizliğini kadının bedeniyle örtme. Okuyun göreceksiniz. Ve Sebahattin Ali açları, yoksulları, çıplakları, garibanları, itilmişleri, ötekilenmişleri, işkence yapılmışları, dövülmüşleri, sövülmüşleri, sömürülmüşleri, bir dilim ekmeği çok görülmüşleri varmış ama yokmuş gibi yaşatılmak zorunda kalanları yazınca sadece devletliler değil kendi sanatçı arkadaşları da ona kızdılar yahu dediler. Bahtiyar Köpek isimli eserinde dile getiriyor giriş kısmında okuyacağım size bunu. Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostları kızmış ona. Hep acı şeyler yaşıyorsun, yazıyorsun. Nedir bu böyle demişler. Dostlar, yufka yürekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeyleri mi göreceksin diyorlar. Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan, bir karış toprak, birkaç bir bakraç su için birbirini öldürenlerden, cezaevlerinde ruhları kemirile kemirile eriyip gidenlerden Doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi güzel şeyler kalmadı mı? Niçin? Niçin yazılanlardaki bütün insanların, yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli, bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu dediler. Kızdılar, eleştirildiler ve onun üzerinde o da bahtiyar köpek isimli eserini yazdı. Balla börekle beslenen, hapşurduğunda doktora getirilen köpekleri yazdı. Ve aslında bu ülkede çok da değişen bir şey olmamış olur mu bilmiyorum Allahu Alem. Köpeklerden daha aşağıda yaşayan insanları yazdı. Aslında Bahtiyar Köpeği yazarken önce bunu söyledi. Sonra isterseniz buyurun gelin Bahtiyar köpeğin hikayesini yazayım dedi. Yazdı. Bahtiyar ve mutlu köpeğe yazdı ama ondan sonra tekrar döndü psikopata bağladı. Yine acıları, yine kahırları, yine üzüntüleri. Çünkü bunu gördü. Çünkü o yazardı, hassastı. Onun işi güç, iktidar, para, makam, mülk sahiplerini değil. Güçlü iktidarlı olanları değil. Ağaları, paşaları, feodal beyleri, şeyhleri, şıkları, onları, bunları, şunları değil. Onun işi halkın sesi olmaktı. Halkın acılarını duyurmaktı. Halk adına konuşmaktı. Konuşamayan, sesini duyuramayan, çığlığı, açlığı, feryadı hiçbir kulağa erişmeyen sesi İstanbul'un baronlarına, Ankara'nın iktidar koridorlarına ulaşmayan, ulaştırılmayan köylülerin, işçilerin, emekçilerin, halkın, ezilenlerin sesi oldu Sebahattin Ali. O yüzden sevmediler. O yüzden hain dediler, vatan haini dediler. Ama o yazmaya devam etti. Sonra Çilli'yi yazdı bir hikayesi daha. Düşünsenize bir öğretmensiniz, hayalleriniz, idealleriniz var ama bir gün felekten bir gün çalmak istiyorsunuz ve hayat kadınlarının hadi yumuşatmayalım olduğu gibi söyleyelim, fahişelerin bulunduğu bir meyhaneye gidiyorsunuz ve masanıza çilli bir hayat kadını gelip oturuyor ve o kim çıkmasın? Ben söylemeyeyim. Okuyun da kendiniz görün. Sabahattin Ali onları da es geçmedi. Acı çeken, bedenleri sömürülen, hayalleri çalınmış, insan olarak değer taşımayan, sadece etiyle, bedeniyle, vücuduyla, kadınlığıyla, dişiliyle alınıp satılanların da hikayesini yazdı. O yüzden rahatsız oldular. Ondan sonra Dekolman isminde bir hikaye daha var. Büyük çok büyük, kocaman, kous kocaman. Neyse hadi o cümleyi kullanmayalım. Poposunu büyütmüş kodomanlardan bir tanesinin göz ameliyatı olması gerekmektedir. Türk doktorlar ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'ye sığınmış bir Alman Yahudi profesör. Sabahattin Ali bakmadı kimsenin diline, dinine, ırkına. Onun odaklandığı tek bir şey vardı. İnsan, insana duyulan sevgi ve insanın hak ettiği saygı. Kısa ama çok ibretlik bir hikaye. Belki bazı doktorlar okuduğunda kızacak. Bence kızmasınlar. Sebahattin Ali'ye yeteri kadar insanlar kızdı zaten. Bence kızmak değil de anlamaya çalışsınlar. Hakkımızı yedirmeyiz diye bir bölüm var. Bu bölümün özeti. Milletin malı deniz, yemeyen domuz. Aslında olması gerek. Kim soktu ya bu atasözlerini bizim dilimize? Bal tutan parmağını parmağını yalarmış. Kendine ait olmayan, millete ait olan, halka ait olan bala parmağını sokup yalayan sanki meşru bir şeymiş gibi ne yapalım canım bal tutan parmağını yap barmak. bak trabzonluyum ya ne yaparsam yapayım o p'ler bazen b oluyor düzeltiyorum bal tutan parmağını yalarmış millete ait bala parmağını bananın parmağını kırmak, koparmak lazım. Diyor Sebahattin Ali aslında yazdıklarıyla orada bir idare müdürü var, bir hastane var, bir beyzademiz var, ağaların, paşaların torunudur. Canım onlar çalışır mı? Onlar o pamuk gibi yumuşacık ellerini bir işin ucundan tutup da nasıl mı tuttursunlar? Tabii ki çalışmayacaklar. Tabii ki devletin hazinesinden yiyecekler. Kimle beraber? millete ait hazineyi yani milletin malını İslami terimle söyleyecek olursak beytül malı korumak için görevli olanların o malı nasıl talan ettiklerini anlattı Sebahattin Ali. İşte o yüzden yaşamı ona çok gördüler. Okuyun da bakın. Okuyun da bir bakın. Okuyun da bakın o Hacı Bey neler yapmış o kısacık hikayede. Dinin modern veya arkaik bütün yorumlarında haram olan şeyleri din kisvesiyle dinin suçu yok. Din buna izin vermiyor. Din bunu yasaklıyor. Din buna kat diyen hiçbir kapıyı yolu açmıyor. Ama din maskesiyle nasıl talan edildiğini anlattığı için sevmediler. Vurun, yaşatman, goman kafiri dediler. Ondan sonra can kurtaran. Bu da beni mahvetti. Bu da beni perişan etti. Bütün kimyamı bozdu. Ah asiyecik. Ah o asiyecik. Ah o asiyecik. O köylü kızı. O gariban. Ağzı var dili yok gebek almış. Ocağına düştüm ebe deyip ebelere gitmiş. Olmamış almış. Mutena can kurtaran isimli bir doktora götürmüşler. Doktor dışarıdan bakıldığında doktor. Ama bildiğin Azrail'in ete bürünmüş hali. Ve ah o asiyecik hikayeyi okuduğunuzda anlayacaksınız ne demek istediğimi kocasının köyde garı mı yok bana deyişi. O kadının bir hiç sayılışı, ahırdaki ineğin, öküzün, koyunun, kuzunun bile daha değerli olduğu, sofradaki yeri beyinden sonra değil, inekten, kuzudan bile sonra gelen o köy kadınlarının hikayesini yazdı diye kızdılar, sevmediler, dövdüler, sövdüler, sürdüler, öldürdüler Sebahattin Ali'yi. <laughs> Okuyun da bakın o can Kırtaran hikayesini. Sonra çirkince güzeller güzeli bir kasabadır. Bir rüya gibi yerdir. Eski sakinleri Rumlardır. Yeni sakinleri mübadele sonucu oraya getirilmiş muhacir Türklerdir. Cennet gibi bir yerdir ama oraya ne hikmetse bu cennet gibi güzel yere çirkince demişler. Sonra gitmiş eski sakinleri gelmiş yeni sahipleri. Yeni sahiplerinin de suçu yok. Ne yapsın? Ağalar, beyler, paşalar, toprak sahipleri, o kapitalist sömürücüler, devletin gücünü, iktidarını kullanan siyasiler almışlar. Mübadele sonucu kendilerine verilen tarlayı, zeytin bahçelerini, evleri, konakları bu kanemicilere satmak zorunda kalmış dışarıdan yani suyun öteki tarafından gelen soydaşlarımız Türkler. Ve o çok güzel olup çirkince denilen yer sonra böyle yıkık viran bir yere dönmüş. Biz orayı eski ismiyle değil, mübadele yaptık. Yeni isim verdik. Artık orası şirince demişler. Evet dönemin şartlarıydı. Mübadele yapılmalıydı, yapılmamalıydı. At kaçtı, torba düştü. Bunlar ayrı mevzu bahis. Ama burada bir yere parmak basıyor Sebahattin Ali. Diyor ki evet bu insanlar gitti yerine yenileri geldi. Ama yeni gelen soydaşlarımıza ait olanları da siz yediniz. Haram zıkkım olsun demeye getirdiği için milletin malına, mübadillerin tarlasına, ağacına, ormanına çökenler, hem çöküp hem de koca koca koltukta oturanlar işte bu yüzden sevmediler Sabahattin Ali'yi vatan haini dediler. Bilmem şuranın ajanı dediler, buranın ajanı dediler Hiç değişmiyor abi. Gerçek yurtsever, gerçek vatansever, halkının, milletinin, toplumunun iyiliğini isteyen hakça bölüşelim, adilce paylaşalım, herkes özgür olsun, kimse kimseyi sömürmesin diyenler vatan haini. Milletin malına, canına, ırzına, namusuna, beytül maline, malına Peygamber Efendimizin ifadesiyle aç bir kurdun koyun sürüsüne daldığı gibi dalanlar hep kahraman oldular. Dedi diye Sabahattin Ali'yi sevmediler, nefret ettiler, sövdüler, hakaret ettiler. Kafasına sınırda sopalarla vurra vura vura canım o güzelim insanı öldürdüler. Ve bir mezar taşını da çok gördüler. Kurtla kuzunun hikayesi. Bu da güzel bir hikaye. İki tane siyasi suçlu var. Bir bay, bir bayan. Bunları alıyorlar, götürüyorlar, işkence yapıyorlar. Bedenlerine yapılan işkence eyvallah. Tabii ki işkencenin her türlüsüne karşıyız ama ruhlarına da işkence yapıyorlar. Onlardan iftiracı çıkarmak, efendime söyleyeyim, inandıkları değerleri reddetmelerini istemek. Hem bu hikaye için söylüyorum, hem Sebahattin Ali için söylüyorum ve hem de hayatın bütününe bakış açım olarak söylüyorum. Kim olursa olsun, ne olursa olsun fikirle mücadele fikirle olur. Varsa fikrin çık karşısına de ki sen şurada yanlış düşünüyorsun doğrusu budur. Senin fikrin oysa benim fikrim de budur. Herkes fikrini ifade etme, herkes inancını telkin etme, herkes inandığını tebliğ etme hakkına sahiptir. Ama hiç kimse hiçbir fikir, hiçbir ideoloji, hiçbir devlet, hiçbir din, hiçbir tarikat, hiçbir mezhep, hiçbir siyasi yapı insanlara fikir ve inanç dayatamazsın. İşkence yaparsın, kurtla kuzu hikayesinde olduğu gibi. Ama işkence yaptığın karşıki insanın bedenidir, ama aslında yok ettiğin kendi ruhun ve vicdanın olur. Ve selam. Ve ondan sonra dört tane hikaye. Özür dilerim arkadaşlar. On üç hikayeden sonra dört tane masal geliyor. Bir aşk masalı. Yani her hikayenin içerisinde bir yerde bir aşk olmalı. Böyle biraz. Sufi tarzı biraz böyle mutasavvuf bir eda ile yazılmış bir hikaye bir melikemiz vardır o halkını çok sever halkının mutluluğu onun için her şeyden önemlidir ve bir gün Sarayının kapısında büyük bir aşkla ve sevgiyle gözlerinin içine bakan bir derviş görür ne mi olur Okuduğunuzda görürsünüz aşk üzerine yazılmış gerçekten müthiş bir hikaye. Aşk ne demekmiş? Bakın Sebahattin Ali nasıl anlatmış. Ondan sonra devlerin ölümü var. Orada biraz böyle hani hobbesin miydi o bir şey vardı önermesi insan insanın kurdudur diye. Güçlü olan hayatta kalır felsefesinin acımasızlığı. Orada biraz böyle felsefe yapmış. Farklı bir hikaye. Onu da okuyun. Abi. Abi. Son iki masal. Koyun masalı. Koyun masalı. Koyunların hikayesi. Ya bir insan bu kadar kısacık bir hikaye içerisinde koyun koyunları koruduğunu söyleyen çobanlar, çobanların Koyunlar üzerindeki güç ve iktidarını sağlayan köpekler ya böyle mi olur abi? Sizi koruyacağız biz karşıki ormandaki kurtlardan denilerek köleleştirilmiş, kimliksizleştirilmiş, kendi olmaktan çıkarılmış, kula kul yapılmış çobanın kulu olmuş Çobanın köpeklerinden korkan koyunların hikayesi böyle mi bir siyasi aforizma olur? Böyle mi bir şey olur abi? Ya bir şey söyleyeyim ya bu adam hiçbir şey yazmayaydı da sadece şu koyun masalını anlataydı bence bütün derdini, meramını anlatmış olurdu. O kadar söylüyorum. Okuyun. Bakın bakalım Harun Çelebi hak verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? ve kitaba ismini veren son hikaye Sır Çaköş. Ya şimdi siz diyeceksiniz ki ya hocam sen de var ya öyle bir anlatıyorsun ki vallahi aynen anlattığım gibi az diyorum da çok demiyorum. Bakın daha çoğu var da ben böyle iyi deniyi de coşkuyla abarttı bu adam demeyesiniz diye şöyle bir kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Sır Çaköş. yazıldı. Yazılır yazılmaz Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Bu hikaye önce Ali Baba isimli dergide yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz amanın dostlar memleket elden gidiyor yandık yıkıldık koşun dediler koştu zabıtası polisi istibaratı jandarması Ali Baba dergisini topladılar topladıktan sonra yasakladılar lan dediler bu hikayeyi bir daha okursanız yazarsanız asarız keseriz dediler Sabahattin Ali'ye dediler ki ne sen şimdi Öyle özne kullanmadan sırça köşk diyerek saraylara gönderme yaparak lan sarayın kulu olmayın kendi çalıştığınızı kendiniz yiyin saraydakilere köşktekilere sırça konaktakilere sırça saraydaki sırça köşktekilere kul köle olmayın sömürüyorlar sizi diye öyle bir anlatmış ki nasıl Ali Cengiz oyunu yapıldığını, o köşkün çok gerekli olduğunu, o köşk olmazsa olmaz olduğunu anlatan o dolandırıcıları. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hep söylüyorum zaten. Baskı varsa yazarlar, sanatçılar kendilerini sembolizmle, sembolik bir dille ifade ediyorlar. Gidin bakın Çinli yazarlara, gidin bakın efendime söyleyeyim bir dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri yazarlarına gidin bakın şu anki İran'daki yazarlara gelin bakın çok yakınımıza uzağa da gitmeye göre yazarlara nasıl böyle kendilerini sembolizm diliyle ifade ediyorlar. Sırça köşk hikayesi bir sembolizm şah eseridir. Muhteşem bir eserdir. Sabahattin Ali'nin başını belaya sokmuştur. Dergi yasaklaştırılmış, hikaye toplatılmış ve ardından Sabahattin Ali'ye sen bir gelsene sen fazla yazıp çizmeye başladın denilmiş. Almışlar getirmişler gökyüzünü ona çok görmüşler. Sultan Ahmet cezaevine tıkmışlar öl geber burada demişler. Ve aradan işte zaman 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 geçmiş. Cumhuriyet'in kaçıncı 10. yıl dönümü ne olmuş? Haydi babam cümbür cemaat hepinize af denmiş. Sabahattin Ali de dışarı çıkmış. İşte Sabahattin Ali bu yüzden 41 yaşında ya. 41 yaşında. 41 yaşında. <laughs> Hayatının en olgun, en verimli, daha yeni eserler verecekti. Olağanüstü o şiirlerine yenilerini ekleyecekti. Yeni yazılar yazacaktı. Yeni masallar, yeni öyküler, yeni hikayeler, yeni romanlar. Ama müsaade etmediler. 2 Nisan 1948'de Ali Ertekin isimli bir alçak kafasına sopayla vura vura öldürdü. Ne mezarı belli, ne kabri belli. Ha ne oldu? Yok ne oldu Allah aşkına? Ne oldu? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldı. Çar yıkıldı. Stalin öldü. Ama Dostoyevski, Tolstoy yaşıyor. Hitler öldü, gitti. Göbbels, Himmler alayı birden gitti. Ne oldu? Üçüncü Reich, büyük Alman İmparatorluğu gitti. Ama Stefan Zweig yaşıyor. Tıpkı da bunun gibi. Ne oldu? Abdullah Kadir'i öldürüldü Özbekistan'da. Onu öldürenlerin hepsi gitti adları sanları unutuldu ama o yaşıyor. Çengiz Aitmatov'un babasını öldürenler unutuldu gitti ama o yaşıyor. Ve tıpkı da bunun gibi Alay'ı gider Yaşar Kemal, Sabahattin Ali kalır arkadaşlar. Milyonlar satıyor eserleri. Milyonlar satıyor eserleri. Milyonlar okuyor eserlerini. Hani yeri belli değil toprağa göndük yot ettik bitti dediler ya. Ha işte bitmedi. Tohum oldu, fidana durdu. Fidandı, ağaç oldu. Ağaçları meyve verdi. Dallarına dünyanın dört bir tarafından kuşlar geldi, kondu. Ve hala olmayan, bilmediğimiz mezarından, toprağın altında bir yerlerden kitaplarıyla, kalemiyle, kelimeleriyle seslenmeye devam ediyor bize Sabahaddin Ali var olsun, ruhu şad olsun, olmayan mezarına, kabrine nurlar yağsın. Bilmedik bu insanların kıymetini. İdeolojik yaklaştık. Birisi bir şey söyledi, hemen inanı verdik. Yahu fikrin başka olabilir. Bu toplumun acılarını, yokluğunu, yoksunluğunu, Para babalarının yaptıklarını, güç sahiplerinin yaptıklarını, ağların, şehlerin, şıkların, beylerin, paşaların, bakanların, başbakanların alayının cümlesinin yaptıkları yanlış şeyleri dile getirdi diye Sabahattin Ali niye vatan aynı oldu? Yani vatansever, milliyetçi, ülkesini, bayrağını seven bir insan olarak Sabahattin Ali'nin bu ülke için dile getirdiği bu güzel eserler niye bizim sevmeyeceğimiz, istemeyeceğimiz şeyler olsun? Adam kötülüğünden mi söylüyor? Ülkeyi sevdiği için söylüyor. Gerçek bir vatansever olduğu için söylüyor. Gerçek bir halk insanı olduğu için söylüyor. Yani Sebahattin Ali yanlışları dile getirdi diye biz de evet adam doğruları söylemiş dersek vatan sevgimiz yok mu olacak? Nasıl bir şeydir bu ya? Nasıl bir kafa karışıklığı, nasıl bir anlamsızlık, nasıl bir tuhaflık. Nasıl bu noktaya geldi bu insanlar bilmiyorum ki ya. Vallahi billahi. Niçin hep acı şeyler yazayım demiş dostları. Acıdan başka bir şey görmedi ki. Gördüğünü yazdı. Çok basitti. Giderdi güç ve iktidar sahiplerinin yamacına. Giderdi saraylarının kapısına alırdı cülüsünü, alırdı bahşişini. İstanbul'un, Ankara'nın, işte efendime söyleyeyim, iktidar koridorlarında, İstanbul'un konaklarında, villalarında, zevki sefa içerisinde yaşar. Keyf ile ömrünü sürer, giderdi. Ama o tercihini halktan yana kullandı. O yüzden seviyorum, o yüzden önemsiyorum, o yüzden değer veriyorum. İyi ki, iyi ki İyi ki bu toprakların Sabahattin Ali'leri var. Arkadaşlar valla bir gün oturalım da Sabahattin Ali'yi uzun uzun konuşalım diyorum. Bu vesileyle Sabahattin Ali başta olmak üzere <laughs> bu ülkenin acılarını, bu ülkenin en gerçek hikayelerini yazmış bütün yazarlarımızı, bütün sanatçılarımızı. Bir daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın, sırça köşklerden uzak durun arkadaşlar.